Merhaba ben John Green. Büyük tarih projesi kapsamında hazırladığımız yeni hızlandırılmış kursumuza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konudan yani yaşamdan ve dünyada yaşamın nasıl başladığından bahsedeceğiz. Ama öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Yaşamın kökeni tarihte her zaman boş bir sayfa olarak kalmıştır. Aynı büyük patlama ya da karanlık madde gibi yaşamın kökeninin de hala büyük bir bilmece olduğunu söylemeliyim. Bilimsel araştırmalar sayesinde yaşamın ortaya çıkabilmesi için nelerin gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz ama detaylar hala oldukça bulanık. Öğretmenim, öğretmenim, eğer bilmiyorsak neden tarih diye bir dersimiz var acaba? Belki de önce bilim insanları her şeyi anlamaları için fırsat vermemiz gerek. Sonra nasıl dönüp bize anlatırsınız. Ha, eminim bu konular üzerinde çalışan binlerce bilim insanı senin sabrından etkilenecektir ama boş bir sayfa olmasına rağmen bunun da hala tarihin bir parçası olduğunu unutmamalısın. Ee, Franklin Delano Roosevelt'in başkanlığı konusunda bugün hangi hala çeşitli soru işaretleri olması Roosevelt'in başkanlık yapmadığı anlamına gelmez değil mi? Zaman zaman olayların nasıl gerçekleştiğine dair elimizde yeterli veri olmamasına rağmen elde detaylarda var olan teorileri geliştirebiliriz ve ama önce var olan teori ve kanıtların neler olduğunu iyice bakmamız onları anlamamız lazım değil mi? tarih bu değil midir zaten. <laughs> Ben Hank Green ve hala büyük tarih için hazırladığımız sızlandırılmış tarih kursunu izliyorsunuz. Son videoda sürekli göktaşı bombardımanı altında kaynayan eri kayalardan oluşmuş dünyamız henüz yeni doğmuştu. Milyonlarca yıl süren sağanak yağışlar dünyanın yüzeyini soğutup okyanuslara meydana getirmişti. Yaşamın 3. 3.5 ila 4 milyar yıl önce okyanuslardan başladığını biliyoruz. Nasıl mı? 3.5 milyar yıl öncesine ait fosillerden. Ayrıca birçok bilim insanı yaşamın tam olarak 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığı konusunda en Yaşamın evrenin geri kalan kısmından farklı bir şey olduğu çok açık ama bu farkı yaratan nedir? Bunun henüz hala yüzde yüz cevabının ne olduğunu bilmediğimiz bilmece gibi bir soru olması beni çok şaşırtıyor. Ama yaşam formlarının ortak özellikleri arasında bulundukları ortam adapte olmaları, insanların pizza yiyerek yaptıkları gibi enerji işleyen bir metabolizmaları olması ve bir hücrenin bölünmesi ya da iki hayvanın çiftleşmesi şeklinde olabilen üremeleri sayılabilir. Bu basit özelliklerin bile kendi işlerinde sorunları olduğu aşikar. Mesela katırların yavruları olamaz ya da bazı mikroorganizmalar metabolizmalarını belli sürelerde durdurabilmelerine rağmen bu süre boyunca tamamen ölü ya da cansız değillerdir türlerin inanılmaz çeşitliliği yüzünden yaşamın birçok farklı tanımı olabilir. Ama önemli tarihçilerden biri olan Fred Spire'dan alıntı yapacak olursam, yaşam ve moleküler mekanizmaları tanımlayan ve yöneten kalıtsal bir programa sahip. Çevrelerinden aktif olarak enerji ve madde alımı yaparak, madde ve enerjinin kendi içinde e, kendi işine yarayacak yapı taşlarına dönüşmesini sağlayan ve bu sayede eğer mümkünse de üreyebilen bir rejimdir. Öf, e, yoruldum bittim. Başka bir de işte bizi yıldızlardan ayıran şey, yıldızlar evrenin başka köşelerinde yakıta ihtiyaç duymadan ölene kadar yanarlarken canlı bir organizma kendi kendine devam edebilmek için, eğer mümkünse de bebekler yapabilmek için pizzaya ihtiyaç duyar. Peki, bunun böyle olduğunu, yani yaşama moleküler bir mekanizmadan daha derin bir şey olmadığını nereden biliyoruz? Hadi söyleyin bakalım. Tabii ki bu iddiaları bilimi kullanıp test ederek, böyle öğrendik böyle emin oluyoruz yaşam hareketsiz evrenden çok ama çok farklı bir görünüşe sahip olduğu için insanlar bir zamanlar yaşamın tamamen farklı şeylerden meydana geldiğini düşünmüşlerdi daha sonra 1828'de Alman bir kimyager olan Friedrich Wohler inorganik kimyasalları kullanarak organik bir kimyasal sentezledi Wohler'in deneyi Newton'un yerçekimi kanunlarının dünya ve cennette aynı fizik kurallarının geçerli olduğunu kanıtlaması gibi canlı ve cansız şeylerin aynı kimyasal kurallar tarafından yönetildiğini yani yaşamın cansız şeylerden bile ortaya çıkabileceğini kanıtladığı için oldukça büyük bir buluştu. Aslında bu fikri çok da yeni bir fikir değildi çünkü insanların bir kısmı yüzyıllar boyu Aristoteles'in yaşamın cansız şeylerden birden bire ortaya çıktığı fikrine inanmışlardı. ve Mesela bir et parçasını uzun bir süre güneşin altında bıraktığınızda et parçası birden bire kurtçuklara dönüşüyordu. Bu teorideki zayıf noktaların neler olduğunu anlamışsınızdır. 17. yüzyıl bilim insanları ise kendilerinden birden bire yaşam ortaya çıkarabilen et veya buna benzer malzemeleri içinde içlerinde bulunan kurtçuk yumurtalarından kurtulmak için kaynatıp bu malzemeleri daha sonra kavanozlara koyduklarında hiçbir şey olmadığını gördüler. Ah Aristo. Biz önce ee, burnumuzdan akan tümün aslında beynimiz olduğunu düşündük. Şimdi de insanların iştahlarını kaçırmaya çalışıyorsun. Bize bunları sen öğrettin Aristo. Bu arada bu olanlar e, havadaki yaşam formlarıyla yani gizemli ve görünmez bir kuvvetin cansız cisimlere hayat verebileceği ile ilgili fikirler ortadan kaldırılmamıştır. Tabii ki bitki sporları ve mikroorganizmalardan bahsediyorum. Siz ne sandınız? 19. yüzyılın ortasına geldiğimizde Louis Pasteur içinde organik malzemeler olan suyu kaynatıp kuğu gibi boynu olan bir laboratuvar kabına koyarak bitki sporları ve daha ufak Parçacıkları kapana kıstırmıştır. Ne mi oldu sonra? Hiçbir şey. Üzerinden bir buçuk yüzyıl geçmesine rağmen bu kaplar hala yaşam belirtisi göstermemişlerdir. Kısacası atalarımız haksızdı. Bu iddialar test edildikçe yaşamın cansızlardan bilimsel yollarla keşfedilmiş kimyasal süreçler sonunda ortaya çıktığı fikri kabul görmeye başladı. İlkel yaşama ne mi oldu peki? Evrim teorisine göre upuzun 3.8 milyarlık serüvenin 2.1 milyar yılı boyunca ortalıkta minicik tek hücreliler olan prokaryotlardan başka bir şey yoktu. Evet yaşamın tarihinin yaklaşık olarak %55'i prokaryotlardan meydana gelir. Bu ve bu prokaryotlar bazılarının 1.7 milyar yıl önce ökaryotlara yani daha büyük ve tek hücreli organizmalara gelişmeye başladıkları biliniyor. İşte bu durum böyle şimdi e, bundan sonra ortaya biz çıktık ama önce prokaryotlardan konuşalım. Prokaryotlar denizlerde yaşayıp etraflarında buldukları kimyasallarla besleniyorlardı. Bu mikroskopik prokaryotların çok da ilgi çekici olmadıklarını biliyorum. Ama aile ağacınızın çok büyük bir kısmının onlarda meydana geldiğini unutmayın. Bu arada prokaryotların da şu an içinde bulunduğumuz odada, üzerimizde, bağırsaklarımızda her yerde e, bulabileceğimiz e, modern bakterilerle de uzaktan akraba olduğunu söyleyeyim. E, şu an az pişmiş bir hamburger köftesinin içinde yaşamına devam edip gıda zehirlenmesine sebep olabilecek bir bakteriyle aslında uzaktan akraba olabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen en ilkel halinde bile tek hücreli yaşamın hareketsiz evrene kıyasla son derece karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Bu innacık parçacıklar aslında dünya üzerinde olan biten her şeyin yanında kimyasal e, karmaşık kimyasal ağlardan ve yapı taşlarından oluşan koskocaman şeylerdir. Peki bu karmaşık, bu kadar karmaşık bir şey yani prokaryotlar nasıl e, oldu da ortaya çıktılar? Her şeyden önce bugünkü gibi oksijen açısından zengin bir ortamda bile yaşamın ortaya nasıl çıkacağını düşünmek oldukça zordur. Oksijen çok yaramaz ve reaktif bir kimyasaldır. Mesela eğer bu odadaki oksijen seviyesi çok ama çok yüksek olsaydı ve ben ellerimi bu şekilde sürtüyor olsaydım alev alabilirdim. Bu her ne kadar çok popüler bir YouTube videosu olma potansiyeline sahip olsa da alacağım like'lar yerine tabii ki yamamayı tercih ederim. 3.8 milyar yıl önce atmosferde hemen hemen hiç e, oksijen yoktu ve bu durum çok da hoş olmayan sonuçlar doğurmuştu. Milyonlarca milyonlarca ve milyonlarca yıl boyunca yaşam okyanusların derinliklerinde bulabildiklerini yiyip dünyanın ısısıyla ısınarak yaşamak zorunda e, kalmışlardı. Nihayetinde bazı prokaryotlar yüzeye doğru çıkıp güneş ışığı, su ve o zamanların atmosferinde bolca bulunan karbondioksit sayesinde fotosentez sonucu elde ettikleri işlenmiş leziz kimyasalları kendi kendilerine devam ettirmek için kullandılar. Bu kimyasal sürecin atık ürünü ise bilin bakalım neydi tabii ki oksijen. Fotosentezci prokaryotlar sayesinde de atmosfere bolca oksijen pompalanmaya başladı. Yaklaşık 2.5 milyar yıl önce atmosferdeki serbest oksijen oranı sadece %3'tü. Az önce de söylediğim gibi oksijen yaramaz bir kimyasal olduğu için bir sürü organizma bununla başa çıkamayıp zaman zaman oksijen soykırımı denilen dönemler sonunda topluca öldüler. Böylece daha karmaşık bir yaşam formuna evrilme potansiyeline sahip bir sürü tek hücreli canlı türü dünya üzerinden silinmiş oldu. Yaşamın bu en ilkel evresinde bile antik atalarımız bir dar boğazdan geçmeye zorlanmışlardı ve bu sonuncusu da olmayacaktı. Bunun için kötü bir gün geçirdiğinizde teknolojik gelişmenin do doğrunda doruğunda olduğumuz bir dönemde bilinçli bir şekilde yaşamını sürdüren canlılardan biri olduğunuz ve en önemlisi hala canlı olduğunuzu aklınıza getirin olur mu? Geçmişe tekrar baktığınızda 1.6 milyar ile 2 milyar yıl önce okaryotların ortaya çıktığını görüyoruz. Siz köpeğiniz, geçen akşam yediğiniz tavuk ve ormanda gezerken karşınıza çıkan mantar hepsi okaryotlardan geliyoruz. Hepimiz okaryotların hücresel organlar olarak tanımlayabileceğimiz kabiliyetlerini geliştiren organelleri var. Ve 1.5 milyar yıl önceye geldiğimizde de ökaryotlar eşeğili üremeyi icat etti. O ana gelene kadar tek hücreliler romantizm ve DNA değiş tokuşu için partner arayışına ihtiyaç duymaksın. Ya bölünüyor ya da kendilerini kopyalıyorlardı. Çiftleşebilen ökaryotların bu yeteneği birbirlerini yiyerek yani yamyamlık sonucu kazara DNA paylaşımı ile elde ettiklerini düşünüyoruz. Bu böyle devam edince de çiftleşmenin diğer avantajları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı tabi. Bir partnere sahip olmak, iki gen kümesi yani evrim teorisine göre seçme ve yerleştirme yapabileceği genetik açıdan çok daha büyük bir çeşitlik anlamına geliyor. Kısacası şu anda çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Dişi ve erkeğin üremesi evrenin başlangıcından beri karmaşıklığı arttıran en büyük sıçrama olduğu için dünya üzerindeki yaşamın başına gelen en iyi gelişmelerden biridir. Bunu böyle söyleyebiliriz. Bu karmaşık tek hücreli organizmaların nereden geldiklerini merak ediyorsanız eğer Charles Darwin'in hipotezine bir göz atalım. Alıntı yapıyorum. Yaşam, yaşamı destekleyebilecek ılık ve küçük bir su birikintisinde ortaya çıkmıştır. Bazı bilim insanları yaşamın bulunan su altındaki yanardağlarda, yanardağlara yakın yerlerde bulunan organik kimyasallardan ortaya çıktığını söylerler. Bunların yanında panspermi yani yaşamın güneş sisteminde başka bir yere yerde evrilerek bir göktaş aracılığı dünya üzerine gelerek burada gelişmeye başladığı fikrini savunanlar da var. Videonun başında dedim. Bu birçok bilim insanının teorilerini kanıt bulmak için gece gündüz çalıştıkları tarihteki boş bir sayfa. Sorunun yanıtı belki biz ölmeden de bulunamayacak. Bulunabilir de belki. Hangi güçlerin iş başında olduğundan bağımsız ilkel organik kimyasallar koruyucu zarlar aracılığı ile bir araya geldiler. Bugünkü yaşam formları gibi bilinçli bir şekilde üreyip yavrulayabilecekken ilk yaşam formlarının son derece beceriksizce ve faydalı olabilecek adaptasyonların kaybolmasına yol açacak şekilde ürediklerini söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu moleküller bu moleküler mekanizmalar yani kötü bir şekilde programlanmış oldular. 1950'li yıllarda James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin canlı hücrelerin DNA ya, ya da deoksiribonükleik asit aracılığıyla kendilerini nasıl kopyaladıklarını keşfettiler. DNA canlı hücrelerin nasıl çalışması gerektiğini bir emir listesiyle kodlayan çift sarmallı bir moleküldür. Bunu takiben sarmalların biri yani RNA bu emirleri okuyup emirleri yerine getirecek proteinlerin üretimini başlatır. Dünya üzerindeki her yaşam formunun DNA'sı vardır ve bunun için çiftçilerden balıklara, kösebeklerden mikroplara her şeyin ve herkesin ortak bir atası olduğunu biliyoruz. DNA'mızın %98.4'ünün şempanzelerle %50'sinin de şempanzelerin sevdikleri şey olan muzla ortak olmasının sebebi de işte budur. Bu aslında doğrudan yamyamlık olmuyor ama uzak akrabalarınızı işte bu şekilde yiyor. Peki DNA ve RNA nereden geldi? Başka bir gizem daha al sana işte. Bu kadar karmaşık bir programlayıcı basit organik formlardan gelmiş olabilir mi? Bu konuda önde gelen iddialardan biri RNA dünyası hipotezi. Bu hipotez RNA'nın hem kodlama hem de kopyalama yapabilen ilkel bir formu olabileceği ve bunun DNA gibi daha karmaşık ve ileri yapıları ortaya çıkardığını savunur. DNA ve RNA yaşamın yapı taşlarını ve tüm bilgeliğini elinde tutan mekanizmaların olduk mekanizmalar oldukları için yani epey karmaşık ilgili çalışırlar. Bu arada bu videonun sonunda DNA ve RNA'nın nasıl çalıştığını tam olarak anlamış olmamı, Olmayı hedeflemiyoruz. Eğer e, bu akıl almaz şeylerin nasıl olduklarını daha iyi anlamak istiyorsanız DNA hakkındaki biyoloji videomuzu izleyin, onu öneririm. Bir de tarihi incelerken bazı şeylerin nasıl çalıştığını ya da işlediğini anlamamak daha iyi oluyor bazen. Ama bunların gelecekte olacak şeyleri tetikleyebilme ihtimalleri olduğu için e, bir de neden bu şekilde olduklarını anlarsanız her şey daha güzel olabilir. Mesela 100 yıl savaşlarına yol açan İngiliz-Fransız sorununu anlamak için 15. yüzyıldan kalma bir yayı nasıl tasarlayacağınızı malzemeleri nasıl bir araya getirip kullanılabilecek bir yay yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bilmeniz gereken yani tek şey bu yayın göğsüme saplanmış bu sopada nedir diye bağıran bir sürü Fransızın canını fazlasıyla yakmış olduğu gerçeği. DNA replikasyonu yaşamın ya da canlılığın kendini kopyalaması ve karmaşıklığı sürdürmesini sağlayan akıl almaz ve hayret verici bir işlemdir. Evet, DNA canlı bir organizmayı kesinlikle kopyalayabilir ama yine de süreçte meydana gelebilecek aksaklıkları da göz önünde bulundurmamız gerek. Her bir milyar kopyada bir hata ortaya çıkar ve bu hatalar hafif mutasyonlarla sonuçlanır. Bu mutasyonlar etkisiz olabileceği gibi faydalı olabilirler ya da çok kötü sonuçlar doğurabilir bir faydalıysa bir organizmanın daha başarılı olmasına sebep olur. Büyük ihtimalle genlerine kodlanır. Kötü bir mutasyonsa, işler çok da kötü çok da iyi gitmez bir mutasyon genlere kodlanmamış olur. Milyonlarca yıl boyunca ortaya çıkan kodlama hataları evrim teorisine göre farklılaşmayı sağlayan mekanizma olup yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ve jeolojik oluşumların tepesinde bulunan çok ama çok hassas e, organik maddelerin oyun hamuru gibi prokaryotlardan ökaryotlardan e, tri, trilobitlere, dinozorlara ve Abraham Lincoln'un evrilmesinin sebebi budur. Charles Darwin'in e, türlerin kökeninin sonunda der ki Yaradanın başlangıçta bütün özünü birkaç ya da bir biçime üfürdüğü yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken böylesine basit bir başlangıçtan en güzel en olağanüstü biçimlerin türemiş ve türemekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten bir yücelik vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.